Arkadaşlar merhabalar. Ben Avukat Ayhan Öğmen. Ben yaklaşık 6 senedir Green Card ile Amerika'da yaşıyorum ve vatandaşlığa başvurmak istiyorum. Fakat 2016 senesinde tutuklandım DWI. Kaza ya da araçta herhangi bir açık alkol bulunmadı. Bir sene probation sorunsuz tamamladım ve davam düştü. Bu durumda ABD vatandaşlığına başvurma alma şansım nedir diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Tabii ki durumun detaylı değerlendirmesi gerekecek. Günün sonunda bir yani anladığım kadarıyla sadece bir cezai olayla karşı aşağı kalmış durumdasın ve bunun karşılığında sana sadece probation cezası gelmiş bir hapis cezası yok ve bu probation cezasından dolayı da o bir yılı tamamlamış durumdasın. Teknik olarak ve burada bana ilettiğin noktaya dikkat ediyorum. Davanın düştüğünü belirtiyorsun. Yani eğer sana bir yıllık bir süre verilip o sürenin sonunda aslında davayı dismiss yani düşürmüşseler o zaman vatandaşlığa gitmede engel bir durum görünmüyor. Fakat unutma vatandaşlık başvurularında göçmenlik görevlileri size son 5 yıldaki yaşadığın e, cezai durumların suçlanmasını uçlu bile bulunmasan, bunun senin vatandaş olmanı engelleyecek düzeyde olduğunu düşünebilirler. Yani burada bir good moral karakter denilen bir durum var. Kişinin ahlaki duruma sahip olması karaktere sahip olması gibi düşündüğünü çok basit bir şekilde senin alkolü araç kullanma ihtimalinden dolayı topluma zararlı olabileceğini düşünebilirler. Tehlike oluşturacağını düşünebilirler. Yoksa anlattığım durumlarda vatandaşlar başvurma bir engel yok. E, alma şansınız da yüksek görülüyor. Ama detayları değerlendirmekte fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Müzik